9 Eylül Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu iftar sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ı doğru anlamak üzerine sohbet edeceğiz. İslam dini Allah katından Hazreti Muhammed'e gelen vahiy etrafında şekillenmiş olan dinamik bir dindir. Üç önemli kaynağı vardır. Akıl, vahiy ve sünnet. Vahiy din özünü içerir. Müslüman insan vahiy aklıyla anlar. vahiden yararlanarak kendi din anlayışını ortaya koyar. Hz. Muhammed ise bizim için mutlak manada örnek bir modeldir. Dinin her türlü anlaşılma biçimi, adı ne olursa olsun mezhep, cemaat, tarikat vesaire hepsi beşeri oluşumlardır. İslam her zaman ve mekanda yeniden anlaşılmak durumundadır. Yüce Yaratıcı, Kur'an'ı anlaşılmak üzere indirildiğini Yusuf suresinin ilk ayetlerinde şöyle dile getirmektedir. Elif, Lam, Ra bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak, doğru yol göstermek için gelmiştir. Kur'an insanın, insanı, eşyayı, olay ve olguları doğru anlamasına, doğru düşünmesine imkan sağlamak, evrendeki konumunu doğru tespit edilmesine yardımcı olmak, geçmişin esri olmaktan kurtarmak için Allah katından gelmiştir. O bir öğüttür, rehberdir, uyarıcıdır. Hazreti Muhammed Allah katından almış olduğu vahiyle ile insanları uyarmıştır. Kur'an temel amacı insandır. İnsanın insanca yaşamasına katkı sağlamaktır. İnsan hayatına anlam kazandırmaktır. Kur'an bilinçli ahlaklı bireylerden oluşan adaletin eymen olduğu bir toplum gerçekleştirilmesini bizden ister. Kur'an'ın muhatabı toplumda mevcut olan herhangi bir kurum değil, bireydir. İslam'ı doğru anlayabilmek için Kur'an'a, Kur'an istediği açıdan bakmayı öğrenmemiz gerekir. Allah kelamı olan Kur'an anlaşılmak için indirilmiştir. Allah Kur'an akla destek olması için göndermiştir. Kur'an'ı anlamaya çalışmanın hiçbir ön koşulu yoktur. Her insan yeteneklerine, bilgi birikimine, ilgi ve yoğunluğuna bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışır. Kur'an'ın her türlü yorumu ise beşeridir. Ebu Hanife'nin ifadesiyle tenzilin inkarı söz konusu olmadığı müddetçe tevilin inkarı küfrü gerektirmez. Yani vahyin inkarı söz konusu olmadıkça yorumları kabul etmemek ya da farklı yorumlarda bulunmak insanı küfre götürmez. Her türlü insan kendi seviyesine, yeteneklerine, bilgi birikimine göre Kur'an'dan bir şeyler anlayabilir. Zaten Kur'an mucizevi özelliklerinden birisi insanlara anlayış ve derecelerine göre açılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki Arapça bilen normal bir insan Kur'an'dan ne anlıyorsa mealinden okuyan bir Türk de onun kadar anlayabilir. Kur'an'ın anlaşılamayacağını söylemek Kur'an'a zaten aykırıdır. Daha iyi anlamak söz konusu olduğunda din alanında bilimsel eğitim almış insanlardan, din bilginlerinden yardım alınabilir. Kur'an bizleri bilmediğin şeyin peşine gitme diyerek uyarmakta, bilgiye ve belgeye dayalı olarak hareket etmemizi bizden istemektedir. Müslümanlar bilgiye, öğrenmeye açıktır zanla hareket etmez. Her sözü dinler, en güzelini, en doğrusunu tespit eder. Yüce Allah Zumer suresinde şöyle buyurmaktadır. Sözleri dinleyip en güzelini uyanları müjdele. İşte Allah doğru yola ulaştırdığı ve gerçek akıl sahibi olanlar onlardır. Sözün güzelliği anlamlı, doğru, sağlam ve güvenilir olandır. İslam açısından vahiy bilginin dışındaki her türlü bilgi hangi kaynakta yer alırsa alsın, kimden gelirse gelsin beşeri bilgidir. Sonuna kadar her türlü tenkite ve tahlile açıktır. Açıkça Kur'an'a aykırı olan bir bilgi İslami açıdan hiçbir şekilde bağlayıcı olamaz. Çünkü Kur'an dışındaki her türlü bilgi, tekrar edelim, beşeri bilgidir. Hazreti Muhammed ile birlikte vahiy kapısı kapanmış olduğu için hiçbir alimin düşüncesine de mutlak gözle bakılmaz. Kur'an temel amaçlarından birisi olan insanlar itikat ve ahlak alanlarında akıllarını doğru kullanmaya teşvik ve doğru davranışlarla ikna faaliyeti doğru bilgiyle ancak mümkün olabilir. İnsan bilmeden de doğru olanı yapabilir. Ancak sorumluluk bilinci yapılan her şeyin bilerek yapılmasını gerektirmektedir. Israrla düşünmeyi, akletmeyi, ibret almayı, öğüt almayı bütün bilgi vasıtalarını etkin kullanmayı emreden Kur'an, bilmediğin şeyin peşine düşme, doğrusu göz, kulak, kalp, işte bunların hepsi ondan sorguya çekilir buyurularak, bilerek inanmayı, bilerek yaşamayı Kur'an-ı Kerim bizden istemektedir. Müslümanların 14 asırlık birikimlerini eleştirer bir yaklaşımla gözden geçirirsek, çağı iyi okuyabilirsek, Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i doğru anlayabilirsek, ancak o zaman, Doğru bir din anlayışına ulaşmak mümkün olacaktır. Hayırlı iftarlar sayın dinleyiciler.